Günaydın efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dış politika oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Libya konusu bir tarafta, Suriye konusu bir tarafta, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler bir tarafta. En güncel olması hasebiyle müsaadenizle Libya ile başlamak istiyorum. Libya ile imzalanan bir deniz anlaşması var, bir mutabakat muhtırası var. Yunanistan da bunu dün itibariyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Gerekçeleri de anlaşma yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşma Yunan adalarının kıta sağlığını ve ekonomik münhasır bölgelerini ihlal ediyor. Yorumunuzu yanıtınızla başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Libya ile bir mutabakat eee zaptı imzalamıştır. Yunanistan'ın ve bazıların iddiasına göre şu andaki Libya'daki hükümet eee anlaşmasıyla yetkilendirilen hükümet böyle bir anlaşma imzalayamaz. Bu anlaşmaya göre yani şikret anlaşmasına göre şu anda uluslararası sistemde meşru olan saray yönetimi hükümetler arası anlaşma imzalayamayabilir ama mutabakat zaptı imzalar. Dolayısıyla Yunan, Yunanistan'ın ve bazı ülkelerin bu konudaki iddiaları doğru değildir. İkincisi bizim imzaladığımız mutabakat zaptı deniz yetki alanlarının belirlenmesi bir yerde de bizim kıta sağlığımızın belirlenmesidir. Ve uluslararası hukukta açık net bir şekilde vardır ki burada adaların karasurları e, kara suları olabilir. Bunun sınırı, e, sınırları yani ne kadar olacağı, kaç mil olacağı konusunda e, tartışmalar tüm dünyada var, devam eder. Ama bu şekilde kıta sağlığı olmaz. Uluslararası hukukta bu açık net bir şekilde var. Ama neticede kara suları dahil Ege'de Yunanistan'la anlaşamadığımız konular da var. Ama Kıta Asyalı neyi içeriyor? Denizin altındaki enerji kaynaklarının hidrokarbon zenginliklerin değerlendirilmesi. Biz her zaman şunu söylüyoruz Akdeniz'de Yunanistan dahil Rum kesimi hariç, Rum kesimini tanımadığımız için hariç diyoruz. Tüm ülkelerle buna benzer anlaşmalar, mutabakat zaptlarını imzalayabiliriz ve herkesle işbirliği yaparız. Akdeniz'in zenginliklerinin paylaşılması konusunda başta Kıbrıs etrafındaki zenginlikler dahil yapıcı bir yaklaşım sergilediğimizi tüm dünya zaten gördü. Bizim imzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Türkiye'nin haklarının korunmasına yöneliktir. Son zamanlarda Yunanistan ve bazı bölge ülkeleri bu anlamda Türkiye'yi yalnız bırakmaya çalışıyorlardı ve böylelikle bu mutabakat zaptıyla birlikte biz de karşı hamlemizi tabii ki yaptık ve kıta sahanlığımızın içindeki haklarımızı koruruz ve kıta sahanlığımızın batı sınırlarını bu şekilde belirlemiş olduk. Kimle belirlemiş olduk? Libya ile. Ve Libya eğer ileride bizimle işbirliği yapmak isterse onların şu anda belirlediği kıta sahanlığı içinde de ortak çalışmalar yapabiliriz ne çalışması yapabiliriz. Sismik araştırma, sondaj çalışmaları yapabiliriz. Yani yerin altındaki, denizin altındaki zenginliklerin ortaya çıkarılması konusunda işbirliği yapabiliriz. Bizim yaptığımız anlaşmalar uluslararası hukuka uygundur. Biz zaten yaptığımız anlaşmayı, yani mutabakat zaptını ve yeni belirlediğimiz batı sınırlarının da belli olduğu kıta sahanlığımızı Birleşmiş Milletler'de kayda geçirdik, geçiriyoruz. Tıpkı daha önceki kıta sağlığımızı Kıbrıs etrafındaki, Kıbrıs'ı da yakından ilgilendiren kıta sahanlığımızı zı her yıl Birleşmiş Milletler'e kaydettirdiğimiz gibi. Sonuçta Yunanistan veya Avrupa Birliği'nin bu konuda yani uluslararası hukuku ilgilendiren, uluslararası adalet divanını ilgilendiren konularda sanki bir mahkeme gibi karar vermesi de doğru değildir bizim yaptığımız uluslararası hukuka uygundur. Sayın Bakan, biraz evvel söylediniz, sondaj araştırmaları yapabiliriz dediniz. Bölgenin, yani Libya ile e, mutabakat zaptı imzaladığımız bölgenin doğal zenginlikleri nelerdir? Bir takvim var mı? Bir de ortalık bu kadar gerginken kısa vadede orada bir araştırma, sondaj çalışması yapmamız söz konusu mu gündemde mi? Biz kendi kıtası anlamımızda istediğimiz çalışmayı yaparız. Elbette bir sondaj çalışması yapılması belli bir süreç ister. Neden? Önce sismik araştırma yapacaksınız. Kıbrıs etrafında da biz önce sismik araştırma gemilerimizi gönderdik. Daha sonra ise sondaj gemilerimizi bölgeye gönderdik. Niye göre gönderdik? sismik araştırma gemilerimizin yaptığı e, çalışmalar neticesinde tespit ettikleri alan. Sondaj yapmak çok pahalı bir iştir. Ama ulusal çıkarlarımızın korunması söz konusu ise bunun e, mali külfeti, e, ekonomik yükü e, ikinci, üçüncü, dördüncü plandadır. Önce e, ulusal çıkarlarımızın, egemenlik haklarımızın e, korunması e, gelir tabii ki. Dolayısıyla buralarda Sondaj çalışmaları e, yapmak için önce sismik araştırma yapmamız lazım. Şu anda Karadeniz'de de aynı çalışmaları geçmişte yaptığı gibi Enerji Bakanlığımız yapmayı planlıyor. Ara sıra gemiler nerede olacak Bir sohbet edildi, sohbet Bir takvim var mı sizin bilginiz için. dahilinde? Şu anda tabii bu, bu konularda Enerji Bakanlığımız yetkilidir. Onlar e, karar verecekler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, şu anda devam eden e, çalışmalar var. O çalışmalar ne zaman bitecek? Yani buralar şimdi bizim kıta sahanlığımızın içinde. Öncelikle bu kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse bu, bu bu tür çalışma yapamaz. Yaparsa yapmaya çalışırsa engelleriz tabii ki. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Kıbrıs etrafında olduğu gibi bizim kıta sahanlığımızla e, Yunanların verdiği, e, Rumların verdiği ruhsat alanları çakışıyordu. Örneğin şurada şu kırmızı olan bizim Biraz kaldırabilir misiniz? Şu kırmızı olan Bizim kırmızı e, daha önceki kıta sahanlığımızın içindeki parsellerimiz ve şu, bu sarı olan Yunanistan'ın şey, Rum kesiminin ruhsat verdiği alanlar. Şu anda bizim e, gemimiz şu yedinci parselde, rakamlar burada görünmüyor ama şu noktada e, sondaj çalışması yapıyor. Daha önce burada Barbaros Hayrettin Paşa e, sismik araştırma çalışması yaptı. E, dolayısıyla bu çalışma yapıldıktan sonra gemimizi bu bölgeden buraya gönderdik. Şimdi bu pembe gibi görünen yer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlar. Şu sarı olanlar Rumların verdiği. Şimdi bizim bir önceki kıta sahanlığımız şu kırmızı bölgeydi. Hı hı. Yeni anlaşmayla beraber şu noktada Libya ile bizim kıta sahanlığımız keşişiyor. Dolayısıyla şu çizginin içinde kırmızı olmayan alanlarda da, biz aynı çalışmayı yapabiliriz. Şurada da zaten haritayı tekrar gösterecek olursak, burası bizim kıta sandığımız. Yeşil olan yer Libya'nın kıta sandığı. Yeni belirledikleri kıta sandığı. E, Libya'nın kıta sahanlığı da kıta sahanlığı da bu şekilde genişlemiş de oldu. Şurada keşişiyoruz hı hı. ve e, ileride bu bölgede de eğer Libya isterse anlaşabilirsek burada da birlikte çalışma yapabiliriz ama şu gördüğümüz e, turuncu bölge şu anda bizim yeni belirlediğimiz batı sınırların da belli olduğu kıta sahanlığımızdır ve anlaşmayı da bu şekilde bu sınırlar çerçevesinde Libya ile e, imzaladık. Eğer turuncu bölgeye bizden izinsiz herhangi bir araştırma için girmeye çalışan olursa, o zaman askeri tedbirler dahil olmak üzere engellemek kararlılığındayız. Elbette, elbette. Yani sondaj ya da sismik araştırmadan bahsediyoruz. E, Saymakar, Libya konu... engelleme hakkımız var. E, hakkımız var. E, Libya konusunda bir konu daha son zamanlarda çokça bahsediliyor. Libya'ya asker gönderilme hususu. E, Bizim dünyanın çeşitli ülkelerinde üstlerimiz de var. Şunu sormak istiyorum. Kısa ve orta vadede Libya'da bir askeri üst kurulması ya da oraya asker gönderilmesi, çünkü Libya'da çok karışık bir durum söz konusu, bizim tanıdığımız bir rejim var. Başkalarının tanıdığı başka bazı yapılar var. Söz konusu olabilir mi? Asker gönderebilir miyiz? Öncelikle tanıma konusunda şunu netleştirelim. Kimin kimi tanıdığı önemli değil. Şu anda Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, bir e, yönetim var. Ve Libyalılar da e, uzun süren e, Roma konferanslarından sonra e, Şikret'te vardıkları mutabakat gereği Saraş hükümetini yönetimini Libya'nın meşru e, yönetim olarak kabul etmişlerdir. E, dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı, şu anda tüm uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj yönetimi meşrudur ve Türkiye ilişkilerini meşru yönetim üzerinden devam ettiriyor. Libya ile olan ilişkilerini. Şu anda sahada Haftar tarafını tutan veya başka meşru olmayan güçleri destekleyen ülkeler var mı? Var. Ama bizim yaptığımız meşrudur. Onların yaptığı meşru değildir. Çünkü bizim ilişkilerimiz şu andaki meşru hükümetle de devam ediyor. Yani imzaladığımız anlaşmada şu anda Trablus'taki meşru hükümette yapılmıştır. Diğer iş de aynı şekilde devam etmektedir. Bu mutabakat zaptını imzalarken aynı zamanda askeri ve güvenlik anlaşmasını da, mutabakat zaptını da imzaladık. Bu neyi içeriyor? Eğitim, öğretim, aynı şekilde teknik bilgi paylaşımı gibi alanları kapsıyor. Asker göndermeyle ilgili konuda ise Sayın Cumhurbaşkanımız zaten başkomutan olarak kendisine yöneltilen bir soruya cevaben eğer Libya hükümeti böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz dedi. Böyle bir talep henüz Libya'dan gelmemiştir. Libya'dan gelirse tabii ki uluslararası hukuk çerçevesinde ve Libya ile olan ikili anlaşmalarımız çerçevesinde Türkiye bunu değerlendirebilir. Zaten bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız gereğini söylemiştir. Sayın Bakan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilişkilere geçmek istiyorum. Bugün yazılı basında birçok kişinin senin dikkatini çektiğini tahmin ettiğim bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Kongresi'nin silahlı hizmetler komisyonları savunma bütçesi üzerinde Anlaşmaya vardılar aylar süren müzakerelerden sonra. Bizi ilgilendiren tarafları var. Mesela ortak metin Türkiye için üretilecek F-35 uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınmasını öngörülüyor. Bunun için de 440 milyon dolarlık bir fon ayrılmış. Ayrıyeten de Türkiye'ye de yaptırım öngörülüyor. Daha S-400'lere, Patriot'lara geçmedik. Sorunun bu bölümünü Yunus'un rica ediyorum. Şimdi e, kongredeki olumsuz havanın farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ın da önerisiyle bazı cumhuriyetçi senatörlerle de Washington ziyaretimiz kapsamında görüşmüştür. Ve bu olumsuz havanın devam ettiğini zaten görüyoruz. Hem cumhuriyetçi kanatta hem de demokratlarda bunu görüyoruz. Elbette çalışmalarımızı sürdürüyoruz her düzeyde.